Milattan önce 4000 yılı civarında Mezopotamya'nın kalbinde gizemli ve bilge bir topluluk ortaya çıktı. Matematik, yazı, takvim, tekerlek ve daha birçok şey Sümerler olarak bilinen bu topluluğun insanlığa armağanıydı. Medeniyet onlarda vücut buldu. Günümüz hukuk sistemini onlar kurdu. Tarih onlarla başladı. Geometri, astronomi ve bilimin öncüsü bu topluluktu. Fakat bir soru hiçbir zaman aydınlanamadı. Kimdir bu Sümerler ve nereden geldiler? Günümüzden 6000 yıl önce Mezopotamya'da tarihteki ilk uygarlığı kuran Sümerler, başta Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagash ve Kiş olmak üzere Site adı verilen 12 şehir devletinden oluşmaktaydı. Teokratik, feodal bir yapıya sahip olan Sümer siteleri Patesi adı verilen krallar tarafından yönetiliyordu. Patesi aynı zamanda başrahipti. Tarihteki ilk yazılı kanunları hayata geçiren Sümerliler, güneşi adaletin sembolü olarak görür, güneşin karanlığı aydınlatması gibi adaletin de haksızlığı ortadan kaldıracağına inanırlardı. Yazılı kanunlar ilk defa Lagash kralı Urukagina tarafından yürürlüğe konulmuştur. Hatta kral Urukagina'ya ait bir tablette şöyle bir cümle geçer. Karanlık sokaklara girmekten kimsenin korkmadığı, yürüyenlerin ayaklarına diken batmadığı, insanların aç uyumadığı bir ülke hayal ediyorum. Sümer kanunlarıyla özel mülkiyet ve aile hukuku düzene sokulmuş, kimsesizler ve korumasızlar yasal güvenceyle koruma altına alınmışlardır. Boşanma hem erkek hem de kadın için yasal hak sayılmış, mülkiyet hakkından kadına pay ve nafaka verilmiştir. Ticaret ve mülkiyet herkes için eşittir. Dini liderler halkın haklarını sömüremez. Sümerlerde her kent ve kasabanın bir tanrısı vardı. Mitolojiye göre önemli Sümer tanrılarından bazıları şöyledir. An ya da Anu, baş tanrı, göklerin hakimi. Günah işleyenleri huzuruna çağırttıktan sonra yargılama gücüne sahiptir. Enlil, Anu'nun oğlu, yeryüzü, rüzgar ve fırtına tanrısı. Tufan destanına göre büyük bir tufanla insanları cezalandırmıştır. Nippur şehrinde Enlil tapınağı bulunur ve Nippur, Sümerlerin dini başkenti kabul ediliyordu. Enki, su, zeka ve yaratma tanrısı. Enki'ye ait tapınaklarda kaplarda su bulundurulur, içenlerin hastalıktan kurtulacağına ve şifa bulacağına inanılırdı. Ninmah, doğurganlık tanrıçası. Sümer mitolojisine göre pek çok tanrı ve tanrıça doğurmuştur. Su tanrısı Enki'nin eşi, Babil mitolojisindeki baş tanrı Marduk'un annesidir. İnanna, arzu, bereket, fırtına, aşk ve savaş tanrıçası. Utu, adalet, hukuk, düzen ve kanunların tanrısı. Babil'deki karşılığı Şamaş'tır. Sümerliler Zigurat adı verilen 7 katlı tapınaklarda ibadet eder, bu tapınaklar aynı zamanda astronomi ve gözlem evi olarak kullanılırdı. Günümüzde birçok dini ritüel ve kuralın temeli Sümer mitolojisine dayanmakta. Örneğin domuzun haram olması. Sümer tanrısı Tammuz ya da diğer adıyla Dumuzi, vahşi bir domuz tarafından öldürülür. Mitolojiye göre Dumuzi'yi öldüren domuz varlıkların günahkar olanıdır. Dinlerde haram kılan ise bilinç altındaki tanrı katili sıfatıdır. Tanrılardan istekte bulunmak için hasta veya sakat olmayan bir hayvan kurban edilir, iç organları tanrılara takdim edilir, geri kalanı ise dağıtılırdı. Hristiyanların en önemli bayramlarından Noel, Sümer mitolojisinde yeni yılın başlangıcıydı. Ayrıca kültürel anlamda da Sümerlere dair izler bugün dahi birçok yerde devam etmekte. Örneğin birçok toplumda kutlanan Nevruz, Sümerlerde Tammuz ve Tanrıça İnanna'nın evlilik yıl dönümü, baharın gelişi ve toprağın bereketlenmesi olarak kutlanıyordu. Sümer mitolojisi aynı zamanda Mısır, Asur, Hitit, Babil ve Yunan mitolojisinin de temelini oluşturmuştur. Sümerliler çok tanrılı bir inanca sahip olsalar da konu adalet ve bilim olunca inançlarını asla işe karıştırmazlardı. Sabanı da onlar buldu, hidroliği de. Yazıyı da onlar buldu, matematiği de. Dairenin alanı ilk defa Sümerliler tarafından hesaplandı. Bir yılı 12 aya, bir ayı ise 30 güne böldüler.
Güneş sistemindeki 5 gezegen Sümerler tarafından keşfedildi. Yazıyı icat ederek hem tarihi başlatmış hem de yapılan bilimsel araştırmalar ve tarihi olayların geleceğe ulaştırılmasında önemli rol oynamışlardır. Sümerlere ait bulunan en eski kil tabletler M.Ö. 3000'li yıllarda Uruk'ta rahipler tarafından tapınak ve depolardaki malların kayıt altına alınması amacıyla yazılmıştır. Tufan, Gılgamış ve Yaratılış dini manzumeleri dünya edebiyatının temelini oluşturmuştur. Gılgamış destanının kahramanı Gılgamış'ın ölümsüzlük ve bilginin peşinde koşan gerçek bir tarihi figür olduğu düşünülüyor. Yaratılış destanındaki Emeş ve Entene ise Habil ve Kabil'in Sümer mitolojisindeki karşılığıdır. İzlerine ilk kez Mezopotamya'da rastlanan tekerlek, Sümerlerin dünyayı değiştiren en önemli icadıydı. İnsan ve yük taşımakla beraber tarımda kullanılmış ve bütün mekanik aletler için esin kaynağı olmuştur. Sümerliler Dicle ve Fırat'ı dizginlemeyi başarmış, tarım alanlarını sulamada kullanmışlardır. Sabanı icat ederek toprakları sürmüş, elde ettikleri mahsulü depolamışlardır. Sümer toplumunda halk, hürler, yarı hürler ve köleler olmak üzere 3 sınıfa ayrılırdı. Ekonominin temeli tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktaydı. Urukagina kanunlarına dek topraklar tanrıların malı sayılır, rahipler gözetiminde işlenirdi. Ancak Urukagina kanunlarıyla her bireye özel mülkiyet hakkı doğmuştur. Sümer şehir devletleri amatör ordularla birbiriyle savaş halindeyken Akkadlı Sargon tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuş ve M.Ö. 2334'te Mezopotamya'da Sümer hakimiyetine son vererek tarihteki ilk imparatorluğu kurmuştur. İzole bir toplum olan Sümerlerin nereden geldiği ise henüz bilinememekte. Bazı kaynaklara göre bu topluluk Mezopotamya'ya Asya'nın güneyinden göç etmiştir. Nitekim Sümerliler kendileriyle çok fazla benzerlik gösteren Indus Vadisi uygarlığıyla ilişki içindeydi. Indus Vadisi uygarlığı Sümerlilerle aynı dönemlerde başta Mohenjo-Daro ve Harappa olmak üzere birçok şehir kurmuştu. Acaba bu iki uygarlığın kökeni aynı olabilir miydi? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.